önemli. Yani Türkiye için yeni bir işte Biden seçildiğinde Biden başkanlığıyla çalışmanın belli şeyleri var. Önem verdiği yerler var Biden'ın. Yani IŞİD'le mücadelede Türkiye'yi hani eleştirdik zamanında IŞİD'in güçlendirilmesi için bir sürü şey yaptı Türkiye. Fakat şu anda işte IŞİD'le aktif olarak mücadele eden ülkelerden bir tanesi. Mesela bu konuda işbirliğini Amerikan yönetimiyle bu konuda işbirliğini sıkılaştırarak güven tazeleyebilir. Sonra S-400 konusu var. O çok büyük bir dilema. Yani Erdoğan için çok büyük bir dilema. Ama anladığımız Biden bu konuda geri adım atmayacak. Yani çok önem veriyor Rusya'nın gücünün sınırlandırılmasına ve NATO'nun zayıflatılmamasına çok önem veriyor. O noktada mesela zorlayacak. Türkiye nasıl bir taviz verebilir? Onu düşünmek lazım. Onun dışında mesela Karadeniz konusunda yine Biden takımı dış politika takımından insanların söylediği şeyler var. Yani Karadeniz'de NATO'nun şeyi güçlendirilmeli, varlığı güçlendirilmeli. Mesela bu noktada Türkiye ve Amerika'nın çıkarları örtüşüyor. Türkiye'de daha kuvvetli bir NATO varlığı istiyor. Burada ortak çalışılabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, kurumlar arası yani Amerika'da kurumların güçlendirildiği bir döneme giriyoruz. Türkiye'de kurumların hepten çöktüğü bir dönem yaşanıyor. Bu durumda ilişkiler nasıl sürdürülebilir? Ortak çıkarlar üzerinden. Ve ortak çıkarlar işte mesela Karadeniz gibi, IŞİD'le mücadele gibi ortak çıkarlar bulunarak ilişki bir şekilde devam ettirilebilir.